Buyurun buyurun, başlayınca düzelim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Hukuk devletinde hukukun omurgası olan bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Değerli milletvekilleri, bu bütçeyi bir fotoğrafla kısaca sizlere özetlemek istiyorum. Değerli milletvekilleri, bu gördüğünüz anne Emine Şen Yaşar. 14 Haziran 2018 tarihinde Suruç Devlet Hastanesi'nde devletin kurumunda kameraların önünde eşini ve iki çocuğunu vahşi bir cinayete kurban veren gözü yaşlı bir anne. Bu anne olayın üzerinden 3,5 yıl geçmiş olmasına rağmen bu olayla ilgili dava açılmadığı için, adalet talebi gerçekleşmediği için Sayın Bakan tam 287 gündür Urfa Adliyesi'nin önünde adalet nöbeti bekliyor. Bu annenin adalet talebinin mutlaka karşılanması lazım. Dün Türkiye'de hak, hukuk ve adaletin Yılmaz savunucusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Emine Anne'yi ziyaret etti. Emine Anne, Sayın Bakan sizden adalet istiyor. Sayın Bakanlar sizden adalet istiyor. Sayın Milletvekilleri sizden adalet istiyor. Emine Anne şunu söylüyor. Mülvi Bari Büfülti'nin beni bu yükten kurtarın diyor. Artık gözyaşlarını akıttığı için gözlerinde %80 görme kaybı oluşmuş. Bu dosya Sayın Bakan Türkiye'nin ayıbıdır. Bu soruşturmanın bir an evvel açılması, faillerin siyasi kimliklerine bakılmaksızın, siyasi nüfuzlarına bakılmaksızın adaletin önüne çıkarılıp hesap sorulması gerekiyor. Millet sizden bunu bekliyor. Değerli milletvekilleri, bir ülkede eğer bazı hakimler Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorsa, bazı dosyalara siyasetin kirli eli giriyorsa, yargıya açıkça talimat veriliyorsa, insanlar adaleti yargıçlardan, avukatlardan değil, bir siyasi partinin il ve ilçe teşkilatlarından bekliyorlarsa, her gün kadınlar ve çocuklar cinayetlere kurban gidiyorsa, kabinenin İçişleri Bakanı ulusal bir televizyonda her ay mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan bir siyasetçi var diyorsa ve bu beyanlara dava açacak bir Cumhuriyet savcısı yoksa, muhalefet liderlerine alenen tehditler hakkında dava dahi açılamıyorsa, siyasetçiler ve gazeteciler tutuklanıyorsa, adalet arayan tüm annelerin ve mazlumların adalet özlemi giderilemiyorsa, Türkiye'de hak, hukuk ve adalet mücadelesinin, kardeşliğin, barışın mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'na çubukta saldıranlar elini kolunu geziyorsa, bu parlamentoda adaleti konuşmanın da bütçeyi konuşmanın da hiçbir faydası yok. Konuşsak da zaten inanan kimse yok. Değerli milletvekilleri, tabii Adalet Bakanlığı'nda bir sürü sorun var. Burada anlatmakla bitmez. Avukatların sorunları var, hakimlerin sorunları var. Değerli milletvekilleri, özellikle avukat meslektaşlarımızdan Sayın Bakanım, dosya inceleme ilişkin çok ciddi talepler var. Bazı adliyelerde avukatlardan dosya incelemek için kimlik fotokopileri isteniyor, avukatlardan dilekçeler isteniyor. Bu açıkça savunmaya müdahaledir. Bunu kabul edemeyiz. Bugün yüksek yargıda ciddi sorunlar var. Özellikle Sayın Bakan, kıdemsiz ve tecrübesiz tetkik hakimleri nedeniyle Yargıtay'da, yüksek yargıda dosyalar çıkmıyor. Bunun kıdemini
siz her ne kadar 2 yıl yaptıysanız da bu yeterli değil. Türkiye... Buyurun, buyurun. Türkiye'de adaletin tam anlamıyla gerçekleşmesi için tetkik hakimleri sorunu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki eksiklerin mutlaka giderilmesi lazım. Değerli bakanım, değerli milletvekilleri, bir de dün Şanlıurfa'daydık. Şanlıurfa Sayın Bakanım et tipi kapalı cezaevinde, özellikle Eyyubi et tipi kapalı cezaevinde mahkumların kuduz salgınıyla karşı karşıya oldukları ve bu konuda tedbir alınmadığı söylendi. Sizleri bu konuda da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Türkiye'de hukukun çivisi çıkmış durumda değerli milletvekilleri. Biz inşallah en yakın seçimde milletten alacağımız yetkiyle, Allah'ın izniyle bu ülkeye adaleti biz getireceğiz. Hep beraber, yol arkadaşlarımızla beraber Türkiye'de adalet özlemi duyan bütün yurttaşlarımızın